bir anda kendimi sürekli bir iki aydır hani 3-4 güne bir sürekli kendimi hamile görüyorum. Hamile olduğumu görüyorum. Bana işte daha doğurmadın mı falan diyorlar. Sürekli yani kendimi hamile olarak hamile görüyorum. Hamile. Hamile şöyle söyleyeyim Canancığım, rüyana göre senin kendi içinde içsel sıkıntıların var. Ve bu içsel sıkıntıların seni kasıp böyle bir ruh halinde bir mutsuzluğu mu var bebeğim? Aynen var. Yani böyle kendini yalnız, seni kimse dinlemiyor, seni kimse anlamıyor ve her şey üst üste geldi geldi ve artık pes eden bir Canan mı var şimdi karşımda bebeğim? Aynen, evet. Canancığım bak çok güzel, çok güzel bir yüz hattın var. Ağzın, burnun, gözün, kaşın, zekan. Gerçekten biblo gibi bir insansın. Yalnız özel hayatınla ilgili biraz kendi içinde mutsuzlukların gözüküyor rüyana göre. Burada bir erkekle alakalı sıkıntılarımız var. Nedir bu? Erkekle alakalı sıkıntı, şöyle eşimle var bir sorun var. Zaten bebeğim bu erkek sokaktaki bir erkek değil, özel hayat. Yani biz buna eş diyoruz, özel kalp. Yani bununla zaten birkaç gündür, bir iki haftadır kafanda hani beni aldatıyor mu, aldatmıyor mu, nedir bunun böyle böyle. Sana karşı soğukluklarından rüyana göre, hamilelik diyorsun ya, hani doğuramıyorsun bir türlü. Ve insanlar hala sana doğuramadın mı diyorlar ya, sen eşinle ilgili... Kaygı, endişe, böyle gereksiz vesveselere oluşturmuşsun kendi içinde. Yani kendi kendine sıkıntı yapıyorsun evliliğinle ilgili. Niye öyle kız? Ya aldatma konusunda bir şeyim yok. Güvenim tam da bir geçim darlığıyla alakalı bir sorunumuz var bu ara hep. Allah aşkına aldatma ile ilgili hiçbir şeyimiz yok. Şimdi ben hamileliği kendi içindeki vesveseye ve... kocanın biraz daha böyle naif olması, kibar olması, yani güçlü, hani aslında eşiniz çok iyi bir insan, erkek gibi de bir adam. Ama biraz size göre daha hani ne diyeyim, sen evin liderisin, eşin biraz daha evin kurallarına uymaya çalışan bir adam olarak gözüküyor. Sen daha lidersin bende. Fakat bu hamilelik doğuramıyorsun ya, yani yıl sonundan sonra sizin hanenizdeki belli maddi sıkıntıların %40'a doğru rüyanıza göre rahatlama evresi yaşayacak bebeğim. Ve bir evle ilgili beklediğiniz, almak istediğiniz anahtar ya da var olmasını istediğiniz bir yenilik var. Bunun muradını yaşayacaksınız bir tanem. İnşallah bir iki güne kadar bir ev alma şeyimiz var. Allah nasip edecek. Bak şimdi hamilelikte İnşallah. Kararsızlıklar var ya bebeğim. Biraz senin kocan pasif, anladın mı bir tanem? Sen çan 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 olsun isteyen bir hatunsun ya. Rüyanda da herkes laf söz ediyor ya böyle, doğuramadın mı doğurama. Hani şey var, alamadınız mı alamadınız mı evi, alamadınız mı var ya. Allah size nasip eyleyecek. Hiç panik yapmayın. Çok da rahat bir şekilde ödenmesi olacak ama kocanın devletle ilgili ne işi var bir tanem? Devletle ilgili şu an bir şey yok. Ya da senin devlet... Şöyle bir şey, mahkemeleri falan var. Tamam. Devletle alakalı aydınlığa da kavuşulacak. Yani burada siz hani hamilelik kurtulamadık doğuramadık diyoruz ya rüyaya göre. Siz yıl sonu itibariyle kuş gibi rahat... Sen artık çocuk moduna girmiş, her şey huzurda, evin hanımlığının ana hanımlığına ulaşmış olacaksın, rahata ermiş olacaksın rüyana göre bir tane.